Dreamweaver'da şablonlar konusundan sonra size anlatacağım yeni konu kitaplıklar konusu. Kitaplıklar konusunda sizin işinize yarayacak bazı seçenekler var. Nedir onlar? Şimdi kitaplık dediğimiz şey aslında sizin çok sık kullandığınız kelimeleri, kelime kalıplarını ya da ne bileyim siteden örnek veririm, şirketin sloganını, logosu olabilir. Hatta işte yılı bir alana kaydetmenizi ve bir alana kaydettikten sonra siteye aktarmanız sağlıyor. Peki bunun farkı ne? Birazdan göreceğiniz üzere kitaplıkta bir değişiklik yaptığınızda otomatikman siteye yansıması, yüzlerce sayfaya yansıması. Ben şimdi kitaplıklar örneğinde en bilindik şeyi söyleyeceğim. Bakın kitaplıkları bir şeyi çok sık kullanıyorsanız, tekrar tekrar kullanıyorsanız kullanmanız elzem, gerekli. Şimdi kitaplık oluşturduğumda siz durumu daha iyi anlayacaksınız. Benim her sayfamda tekrar eden ve yıl değiştikçe değişmesi gereken şeylerden biri, bana göre belki de en önemli şey, 2013 şu footer'daki yazı, 2013 copyright dandik web tasarım AŞ. Bunu kitaplığa atacağım ve istediğim gibi değiştirebileceğim, istediğim yerlere ekleyeceğim ve eklediğim yerlerde de bir değişiklik yaptığımda tek bir yerden tıpkı şablonlar gibi anında değiştirme imkanına sahip olacağım. Yapalım. Bu dandik web tasarım AŞ'yi şöyle sağ tıklayıp ben kopyalığını alıyorum. Hatta keseyim şunu da gitsin burada. Bu alan gitti. Şimdi kitaplıklar kısmına geleceğim. Bunun için varlıklar alanına geldim. Eğer sizde bu varlıklar yoksa pencere kısmından varlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Varlıklarda müthiş özellikler var. Hazır oraya gelmişken onu da anlatayım. Varlıklar alanında sitenizdeki varlıklara dair bilgilendirme yapılır. Yani diyor ki şu an senin sitende iki tane fotoğraf var diyor. Kullanılmış ebatları vesaire. Burası rapor ekranı gibi. Sanki bir röntgen çekiliyor. Şuna bakın. Renkler kısmına bastığımda şu ana kadar sitede kullanmış olduğum renkler hakkında rapor veriliyor. Linkler, sitedeki linklerim. Flash kullanıyorsan ya da Shockwave kullanıyorsan bunlar var. Film kullanıyorsan filmlerin raporu. Burada boyutu, türünü, yolunu falan size söylüyor. Komut dosyaları, yani scriptler. Bakın şu an bir scriptim burada var. 77 kilobayt. Ben bir tane kullanmıştım önceki derslerde anlattığım bir konu. Bunun haricinde şablonum var. Tek bir şablonum var. Burada bakın fotoğrafı da vesairesi de bulunuyor burada güzelce. Siz bunu buradan genişletip de görebilirsiniz ne olduğunu. Ve benim anlatacağım asıl kısım kitaplıklar kısmı. Kitaplıklar kısmında sizler sayfanıza kitaplık ekleyecek duruma geliyorsunuz. Ben ne demiştim? Çok sık kullandığınız şeyleri buraya ekleyeceksiniz ve kullanımında size fayda sağlayacak bir alan demiştim. Peki şuradan artıya basarak yeni kitaplık öğesi ekliyorum. Ekledim. Bunun adı alt olsun. Alt bilgi olsun. Tıkladım. Şimdi alt bilgi adında bir sayfa oluşturuldu. Ama ha, bu HTML sayfası değil. LB'yi uzantılı bir sayfa. Bakın ne oldu. İlk kere tıkladım. Boş bir kitaplık öğesi diyor. Alt bilgi LBI kitabının içine ben şunu yazacağım. Sağ tıklıyorum. Yapıştıra basıyorum. ...2013 Dandik Web Tasarım AŞ'ye çıktı. Şimdi bunu kapatıyorum, kaydettim. Geldik eklemeye. Ben şu an çok sık kullandığım o bilgiyi Dreamweaver'ın içine kaydettim. Ve tek yapmam gereken şey şu. Ben bunu alt kısımda, footer kısmında göstermek istiyorum. Ekleye bastığım anda sayfama otomatikman eklendi. Şablon kullanmadığınız zaman aslında basılı tutup da atabilirsiniz üzerine. Bu sizin bileceğiniz bir iş. Şimdi Dandik Web Tasarım AŞ eklendi. Buranın zaaflarından biri şu olabilir. Nasıl desem, CSS dosyasını tanımlamadıysanız burası kütük gibi gözükecektir. O yüzden CSS'ine de dikkat edin. O zaten sizi uyaracaktır. Şimdi 2013 Dandik Web Tasarım AŞ çıktı. Tıkladığım anda orijinalden ayıra basarsanız buradan ayrı gayrı olacak. Yeniden oluştura basarsanız tekrardan üzerine yazılacak.
Aça basarsanız da değişiklik yapacak konuma geleceksiniz. Ve siz bunu sayfadaki istediğiniz alanlara atabilirsiniz. Örneğin yıl oldu 2014. Tıklıyorum. 2014. Dandik web tasarım dağıldı. Kofti web tasarım aşağı oldu. Kapatıyorum. Evet'e basıyorum. Diyor ki 5 sayfada hepsi kullanılıyor. Şablon sayfası da dahil olmak üzere. Güncelleyeyim mi? Güncelliyorum ve bir anda her şey değişti. İşte kütüphanelerde çok sık kullandığınız kelime gruplarını, cümleleri kaydedersiniz ve bunları istediğiniz zaman sayfanıza ekleyip tek bir noktadan da tıpkı şablonlar gibi değişiklik yapabilirsiniz rahat bir şekilde. Buradan devam edeyim gene. Yenilemek için yenileme butonumuz var, düzenle butonumuz var ve silmek isterseniz de çök butonumuz evinizde.